Selamun aleyküm benim can bacılarım, aşk kuşlarım, kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, saatimiz şu anda 4.30. 4.30. Ben bu saate kadar ne yaptım? Kaç gündür video atamamıştım. Sabah saat 11 gibi videomu yayına açtım. Perşembe günü çektiğim videoyu bugün saat 11'de yayına açtım. Ama şu ana kadar izleyici kitleniz diyor. YouTube'da olmadığı için az izlendiniz diyor. 400 küsür falan izlenmiş görüntüleme. Yorumlara da tam dönemedim. Çünkü çok işim vardı bugün. Bayağı bir işim vardı. O saat 12'den sonra videoyu yayınladıktan sonra oğlum hamburger istedi. Hamburger ekmeğiyle birlikte hamburger köftesini kızarttım. Air ve yağsız fritözüm paslanma yaptı o alt tabanında teflonu. Onu yaptırmaya götürdük. Sapı da çıktı. İzzet'in eline verdim. Götürdük değil, İzzet götürdü. Çoğu konuşmayayım. Şefir mağazası orada Nova'da AVM'ye giriş katında hemen oraya vermiş. 15-20 güne kadar gelecek demişler. Garantisi olduğu için. O yüzden yağda yaptım kızartmayı. Az bir yağda kızdırdım. İçine patates cipsi, soğan halkası yaptım. Köfteyi de ayrıyeten kızarttım. Hamburgerlerin içine çeri domates, yeşil kıvırcık marul, bir de ince kaşar peyniri koydum. Hep beraber yedik. Onu çekemedim çünkü çok yoğundum. İşlerim çoktu. İnşallah defnem gelince, defneme yaparken sizlere evde hamburgeri nasıl yaptığımı göstereceğim. Tabii ki her şeyi hazır alıyoruz marketlerden olsun. Biraz da hazıra konalım değil mi arkadaşlar? Her şeyi bu zamana kadar kendimiz ürettik, kendimiz yaptık. Çoğunlukla evde yemek yaptığım için çocuklar bu tür şeyleri seviyorlar. Ben de arada bir, eşim de olsun, ben de olsun hep beraber onlar yerken biz de yiyoruz. Şu tülü düzelteyim, tülüm alt tarafı. Şey olmuş, düzensiz olmuş. Gördüğünüz gibi dün akşamki videonun sonunda demiştim kış çorbası yapacağım diye. Dediğim sözümde de durdum. Kış çorbası yaptım arkadaşlar. Kayınvalidem usulü. Kayınvalidem çok yapardı bu çorbayı. Yoğurt koyardık üstüne de nane ve tereyağı yakardık. Ben de aynısını yaptım. Bir kase yedim. Defnem aradı. Anneanne bugün dışarı çıkacağımı, yok kızım çıkmayacağım dedim.
Şimdi çorbam hazır. Yanına da bir bulgur pilavı yaparım eve gelince. Saat şu anda 4:30. Hava karardı, kararacak. Ben pazar kapanmadan şöyle bir pazar turu yapmak istiyorum. Defnem gelirse de pazara yanıma gelir. Şu anda gelirse de yandım. Hemen videoyu kapatayım. Çünkü bensiz evde durmuyor. Geldiği zaman duşunu yaptıracağım falan filan. Her şeyini hazırladım. Bornozunu, giyeceklerini, evde giyeceklerini. Her şey duruyor orada hazır. Hatta kurutma makinesini varana kadar yanına koydum. Tırnak makasını. Her şeyini, temizliğini, kişisel temizliğini yapacak gelince. O gelmeden ben çıkayım. Pazarda geçen haftadan almak istediğim bir iki parça bir şey vardı. Onları da alıp geleyim. Bu arada sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyiliğinizi, güzelliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Rabbim ne muradınız varsa versin. Nice hayırlı cumalara hep birlikte, hep beraber bir ömür boyu erişelim inşallah diyerek bugünkü videoyu açmak istiyorum. Hava çok rüzgarlı. Aşırı derecede fırtına vardı az önce. Şu görmüş olduğunuz stor ileri geri hareket etmeye başladı. Doğalgaz menfez hava borusundan dolayı oradan hava veriyor. Camda doğalgaz menfez havalandırması var. Oradan anladım. Storu da kapatmıştım. Çekim yapıyorum diye dışarıdan görmesinler diye. Şu anda açtım storu, ışığı kapatıp da gideceğim. Gün ışığından yararlanalım. Hava karardı, kararacak. 5'te tamamen karanlık olur. 10-15 dakikada işlerimi halledip geleyim. O zaman bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Videomu da başlatırsam inşallah sonu gelir dedim. Üzerimi giymişken, hazırken dedim sizlerin karşısına da geleyim. Şöyle bir açılış konuşması yapayım dedim. Kötü mü ettim, iyi mi ettim? Allah razı olsun. Sizler hepiniz iyi ettiniz, abla diyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım razı olsun. Sizler benim canımsınız, bacımsınız. Aşk kuşlarımsınız, kardeşimsiniz, her şeyimsiniz. Sizlere ne söylesem azdır. Allah'ım bizim sayımızı çoğaltsın. YouTube'da biz ve bizim gibilerin sayılarını Yüce Rabbim çoğaltsın. Kanalımda sizin gibi birçok kardeşlerimi, bacılarımı görmek bir ömür boyu bana sizlere nasip etsin Yüce Rabbim inşallah. Şimdi kapıda, sitenin kapısında komşum Seyhan Hanım birinci katta oturuyor. Benim altımda değil, karşı taraftaki dairede. Onunla konuştuk. O da pazara çıkmış. İlla gel bir gün diyor bana. Dedim sen de gel buyur. Burada yoktu kendisi. Köyde kalıyordu. Eşi vefat ettikten sonra köyde kalıyordu. Zaten önceden de köyde kalıyordu eşiyle beraber. Anam karşıya geçmek var ya, bir mucize. Hafta ya bugün. Buranın haftası. Ay. Şimdi burada daha çok kalıyor. Çünkü ay bu her yerden araba çıkıyor ya. Allah'ım yarabbim geçemedim. Kur'an kursuna gidiyorum her gün dedi. Aslında bana da demişti sen de gel diye. Bu taraf serbest ama bu taraf dolu. Allah'ım ne kadar yoğun ya. Şu başlığı yüzünden göremiyorum ki etrafı. Neyse geçebildim. Tam da burası 4 yol. Çok tehlikeli. Öyle konuştuk işte. Gel buyur sen de buyur dedim. Bana demişti Kur'an kursuna sen de gel diye ama en çok hangi saatlerde uygun olacağım belli olmuyor. Ona karar vermem lazımdı. Bu seneden geçti zaten. Küçükken Defne'ye baktığım için diyordum Defne büyüdüğü zaman giderim diyordum her zaman. Ama işte şimdi de daha başka sorunlar çıkıyor. Evde oğlum var. Her an her dakika isteğini yerine getirmek zorundayım. O yüzden İnşallah seni ediyorum. Allah'tan keder olmazsa ben de gitmeyi istiyorum Kur'an kursuna. Çok hava bozdu. O güzel havalar gitti. Çok esiyor diyor. Nasıl çıktım bu havada diyor. İşte Defne de daha evdeymiş. Aradım Defne'yi. Anneanne dedi ay nasıl geçeceğim şimdi bak görüyor musun? Evden dedi giyeceklerimi alıyorum. Anneanne evdeymiş Defne. Zar zor eve gelmiş. Kasırga vardı. Bir yarım saat önce. Her taraf nasıl sallandı.
Ay, çok yağmadan hemen 10-15 dakika içinde Defne dolmuşa binecek. 10-15 dakika içinde de benim evde olmam lazım. Sela okuyayım. Biri vefat etti. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsın inşallah. Biraz durdu yağmur. Bayağı bir aptal ıslatan mı diyorlar, ne de diyorlarsa. Öyle bir yağıyordu ki. Çıktığımda Seyhan Hanım'la konuşurken yağmur durdu. Çok iyi bir komşum o da. Buranın yerlisi. Ben geldiğimde zaten vardı kendi evi. Benim alt katımın karşı taraftaki daire. İzzet'le konuştum. O ara telefonu kapatmak zorunda kaldım. Sela'yı kesmek zorunda kaldım ama Allah affetsin. Çilek var. Bal gibi çilek 40 TL diyor. Muz aynı fiyat. 20. Allah mekanlarını cennet etsin. Kim vefat ettiyse nurlar içinde yatsın. Hani geçen hafta aldım ya buradan 50 TL'ye. Tam kapanıyordu. Yetiştim yani. İki tane daha aldım. 50 TL'ye çok kullanışlı diye. Çok da rahat. Gene almak istedim. Mekanları cennet olsun inşallah. Bizim mahalleden biri ölmüş. Pazar toplanıyor arkadaşlar. Allah'ım rahmet eylesin. Ay çok kötü esiyor. Ben kaçayım eve. Fırtına çıktı, fırtına. Portakal almamış İzzet. Akşam bir çanta meyve getirdi. Mandalina, ayva, abi, dur. Armut. Benim sevdiğim armuttan almış. Ben de portakal da alacağım şimdi. Ay, portakal kaç lira? 15 lira. Dün fiyatları sizlere videoda söyleyememişim. Her şey 10-10 demiştim ya. Şimdi de gene toplamışlar. Dün açılıştı, bugün kapanış pazarda. Kaldırıyorlar. Domates 12,5. Elma kaça inmiş? 12,5. Dün 10'du her şey. Bugün fazlalaşmış bu. Of. 40 lira çilek için çok pahalı ya. Hem de kışın hormonludur o çilek. Kışın çilek yenilir mi? Burası 10 lira. Nar 10. Nar kaç liraymış? Nar 15 kilosu. Aa, 15 lira. Zaten iki tanesi bir kilo gelir. İzzet genelde şu karşıdaki sebzeci arkadaşı ya, ondan alıyor. Bakayım onda neler var. Bir anda aklıma geldi. Dün size köylü pazarını gösterememiştim ya. Dedim bugün, ay şemsiye yıkıldı, ortalık kırsı kasırga var ya. Az daha kafama geçecekti şemsiye. Köylülerimiz burada kendi mahsullerini satıyorlar. Tabii karcılar da var. Hepsi kendi yapmıyor. Arkadaşlar.
Siz gemdiğini yok benim bir şey. Kapat abla, milletin gözünü alayım. Akşam pazarı 80. Telefonunuzda şey yanıyor. Telefonun ışığı yanıyormuş da benim haberim yok. Satıcı teyze söyledi. Telefon ışığı yanıyor diye. Şey ne kadar bu? Şalgam, şalgam. 8 lira abla. Bağısı 8 lira. Evet. Bunun haşlayıp da kavurması çok güzel oluyor ama evet. Beyazları yok hiç. Beyazlarını hep almışsınız ya. Ben yeşilini değil de beyazlarını seviyorum onu. Karışık kavuracaktım. Ama beyazı almışlar. Kesip ayrıyeten satıyorlar demek ki. Yeşilini satıyorlar. Onu haşlayıp da kavurması çok güzel oluyor. Şalgam. Bakın hep bomboş kalmış burası. Ben buradan döneyim. Aa, şuradan kestane alsak mı acaba? Kestane çok güzel. 10 liraya buldum istediğim gibi şalgam. Başı ile yeşili bir arada. İki bağ alacağım. Şalgam mı bu? Evet. İki bağ alacağım. Şimdi bunu haşlayıp kavuracağım. 10 lirayla al akşam pazarı. Yarım kilosu kaç lira dedin? 1 kilosu 15 lira, yarım kilosu 7,5'a geliyor. Köylü pazarından ıspanak aldım akşamüstü. Dün fiyatları sizlere videoda söyleyememişim. Her şey 10-10 demiştim ya. Şimdi de gene toplamışlar. Dün açılıştı, bugün kapanış pazarda. Kaldırıyorlar. Domates 12,5. Elma kaça inmiş? 12,5. Dün 10'du her şey. Bugün fazlalaşmış bu. Of. 40 lira çilek için çok pahalı ya. Hem de kışın hormonludur o çilek. Kışın çilek yenilir mi? Burası 10 lira. Nar 10. Nar kaç liraymış? Nar 15 kilosu. Aa, 15 lira. Zaten iki tanesi 1 kilo gelir. İzzet genelde şu karşıdaki sebzeci arkadaşı ya, ondan alıyor. Bakayım onda neler var. Yarım kilosu kaç lira dedin? 1 kilosu 15 lira, yarım kilosu 7,5'a geliyor. Köylü pazarından ıspanak aldım akşamüstü. Alacağımı aldım akşamüstü. Köylü pazarından aldım. Şalgam ve ıspanak aldım. Yarım kilo dedi ama yağmur yemiş üstüne, ne yapayım. Biraz kaça verdi bana? 1 kiloya yakındı işte, 13 TL'ye verdi. Fazlaymış yani, yarım kilodan fazlaymış. 13 TL'ye verdi. Şimdi İzzet'in yanına gideyim. Ben eve gideyim arkadaşlar. Defnem gelir beni evde bulamaz. İşlerim çok var. Yarın görüşürüz inşallah. Çaldı. Kim gelmiş? Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Anan evimizin değişiklikleriyle bile o gördü bana, değişiklik. İzledin bugün. Evet. Oo, ne İzledim. Aldın sen elinde? Dedem ilaç mı ne almış? Ha, bugün ilaçlarım gelecekti. Dün doktora gittim ya. Evet. Oo, ne kadar çok ilaç. Bak yarısı kestane, doğru. Kestane aldım dedi. Hoş geldin Defnem. Ben de sana şimdi ıspanak yapıyordum. Yoğurt çorbası var. Senin sevdiğin çorbadan ıspanak var. İstersen içeri alalım onları. Değil mi? Genişlemiş anneanne mutfağı. Çok güzel oldu böyle değil mi? Evet. Gel sana bir sarılayım. Buna gelmişim. Oh, benim kızım büyümüş. Merhabalar. Teyzeleri. Ablalarım, amcalarım, teyzelerim, babalarım. Kanalımıza, evimize, yuvamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır beni göremiyorsunuz. Biliyorsunuz ki 8. sınıfım, sınav haftam. Ya sınavla yerleşeceğim ya da LGS ile yerleşeceğim. Sınav haftam ama hala bitmedi. Büyük ihtimal bu hafta anneannemle kalacağım arkadaşlar. Annelerim, amcalarım, teyzelerim, ablalarım. İnşallah kızım. Çok iyi gidiyor anneanne efendim. 95 aldım. Ya maşallah, nazar evet, değmesin kızıma 95 inşallah. 95 aldım efendim. Seçmeden de 95 aldım. Aferin benim ama kızım. Ama inkılabım kötü. İnkılap kaç? O 62 falan yani. Ay onu yükseltseydin keşke. Evet işte anne hani ya. Birinci sınavda da kötü yapmıştım. Bir tek onu düzeltemedim. Olsun haftaya, ona da çalış. Daha erken zaten. Haftaya da yine İngilizce var sınav. Pazartesi.
Salı günü de din var. Çarşamba günü de Türkçe var. Yazılı. Perşembe günü de matematik var. Cuma'da deneme sınavı var. Yazılı mı? Evet. Bu hafta ya full time yani gidiyoruz. Annenin yarın da okul kursum var. Ona gideceğim. Yazılı sabah kaçta gideceksin? Saat anne 7.30'da kalkarım. Hemen deden seni götürür. Evet, kahvaltını yaparsın. Hemen dedem beni götürür böyle. Tamam. 8'de okulda olur. Ben şimdi şeylerini hazırladım, kıyafetleri yatağın üstünde. Evet, güzelce. Ben kitaplarımı falan getirmedim. Pazar günü eve giderim. Dedem beni eve bırakır. Kitaplarımı alırım. Kıyafetlerimi de. Ha, o zaman mı alacaksın kitaplarını? Evet. Bu hafta bizde kalacaksın. Evet. Buradan gidip geleceksin. Çünkü anne çantam çok ağır olur diye getiremedim dolmuşla. Taşıyamam diye. Dedem şimdi beni götürürse pazar günü. Tamam. Dedemin arabasıyla daha rahat olur. Tamam kızım. Poşetlerle. Tamam canım benim. Öyle yani. Öyle yani. Amcalarım. Sıra bize geldi yani. Sıra bize geldi. Kurban oldum. Bu arada 2023 inşallah huzur ve sağlık mutluluk getirir yıllarımızda. Yeni yıla girdik anneciğim. 6 gün oldu girene. Teyzelerine mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Herkese kalpler. Mutlu yıllar. Kalplerimi de gönderiyorum. Oh, kalpler gelsin. Bol bol kalpler gelsin anneanne. Öpücükler de ver teyzelerine. Öpücükler de gelsin. Teyzelerine öpücükler. Öpücükler. Ablalarına öpücükler. Evet, öpücük. Ben şimdi geldim arkadaşlar, ıspanağa doğradım. Defne şimdi banyoya, duşa girecek. Ispanak suda. İkinci, üçüncü suya koydum hatta. Penceremi de çıkardım. Suyun da kaynadı, altını kapatayım. Ispanağa sıcak su koymuştum. Şimdi ıspanak yemeği yapacağım. Balkona koydum soğanı, domates, patatesi. Balkondan iki baş soğan alıp elimde doğrayacağım. Zeytinyağıyla, sızma yağıyla kavuracağım. Bakın, sızma yağı buna koydum arkadaşlar. Bunda ayçiçek yağı var. Bunda zeytinyağı var. Yani sızma yağı var. Hiç denemedim. Akıtıyor mu akıtmıyor mu diye. İlk defa ıspanakta deneyeceğim. Bol salçalı, yağlı, baharatlı soğanlarımı kavurup havuç da ilave edeceğim. Küçük küçük doğrayıp havucu da kavurduktan sonra üzerine ıspanaklarımı koyacağım. Ispanaklar hafifçe bir kavuracağım. Ortasına pirinç koyacağım ve su. Ispanaklar hafifçe suyunu saldığı zaman sıcak su koyacağım. Ve tuzunu, en son tuzunu ilave edip böylece ıspanak da pişireceğim bu akşam. Bulgur pilavı da yapacağım ama şimdi değil. Ispanağı yapmakta neden acele ettim? Yağmur yağmış. Üstünden aşağı yağmur suyuyla ıslanmıştı. O ıslaklıkla dolaba koysaydım arkadaşlar çürürdü. Bir gün bile durmazdı. O yüzden hemen yapmak zorunda kaldım. Ben de çantayı görünce acaba dedim bu kadar çok mu ilaç dedim. Ha, bunlarmış. Şu. Bu ilacımı yazdırdım. Bitiyor, çok çabuk bitiyor. Bundan raporluyum ben arkadaşlar. Ürolojide ameliyat olmuştum. Geçmişte doktor bunu ömür boyu kullanacaksın dedi bana. Bir de antibiyotik vermişti. Bu da yoktu orada. Bu akşam gelmiş işte. Yeni gelmiş. Eşim aradı. Telefon açtı, eczaneye gelmiş dediler. Gitti aldı geldi. Burada da şey var. Defne geldi ya. Kestane. Eğirfeğlim garantiye gitti ama ocakta yapacağım. Kısık ateşte yapacağım. Nereye gitti anneanne? Eğirfeğin alt tarafı teflon soyuldu. Onun sapı da kırıldı. Onu garantiye verdik. Arkadaşlar çok güzel akıtıyor. Dışından da bakın. Şöyle sizlere göstereyim. A101'den almıştım ya. O kadar güzel akıtıyor ki dışına da sızdırmıyor hiç. İnşallah böyle devam eder. Havucu, soğanı tarif ettiğim gibi az önce kavurdum arkadaşlar. Şimdi üzerine de ıspanağı ekleyeceğim. Artı baharatlar da ilave ettim. Karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı yakan pul biber. Ispanaklarım iyice suyunu saldı. Kavurdum. 2-3 kere çevire çevire dibinin köşesini iyice kavurdum arkadaşlar. Şimdi pirincini yıkayıp üzerine ilave edip sıcak su koyacağım. Evet. Pirinci de ilave ettim. Bir taşım daha karıştırıp üzerine sıcak su ilave edeceğim. Defnem şu anda odaya gitti. Duşunu aldı. Ben de ona yardımcı oldum duş alırken.
Şimdi çöp doldu bu çöp. Çöpü banyoya götüreceğim. Ben bugün saçımı bile boyadım arkadaşlar. Saat kaç gibiydi? 1 ve 3 arası. Saçımı da boyadım. İstediğim rengi aldı. Şimdi Defne'm odanın kapısı kapalı. Saçlarını kurutuyor. Üzerini giyiyor. Ben de yemeklerimi hazırlıyorum. Bulgur pilavı yapacağım şimdi. Tanelerimi yıkadım. Eğer fiilim garantiye gittiği için 15 gün sonra gelecekmiş. Kısık ateşte kullanmadığım bir tavayı ocağa koyacağım. Hafif, çok hafif sulu bir şekilde pişireceğim. Kuru olmasın. Nihayet sıra bulgur pilavıma geldi. Bulgurumu sıcak suyla beraber güzelce yıkadım. Biraz beklettikten sonra suyunu süzdürdüm. Tenceremi ocağa koydum. Sızma zeytinyağı ve tereyağı, biraz da ayçiçek yağı koydum. Yağı hafif kızdırdım. Tereyağı eridi. Şimdi üzerine yazdan yapmış olduğum domates sosundan ilave ettim. İçi domates sosu değil. İçinde yok yok her şey var. Yazın yapmıştık hep beraber. Geçmişteki videolarıma aşağı doğru inerseniz bu sosun tarifini görürsünüz. Bu sosumu iyice kavurduktan sonra bulgurumu ilave ettim. Bulguru da şöyle bir karıştıra karıştıra orta ateşte iyice bir kavurdum. Bir tanemi de şöyle küçük bir tavam vardı. Fazla kullanmıyorum. Ufak bir yerinde çizik olduğu için böyle yerleştirdim. Yıkadığım bir şekilde koydum. Su, hafif suyuyla birlikte. Yani çok sulu değil. Sadece yıkanmış olarak koydum. Ve kısık ateşte öncesi ve sonrası yapalım. Öncesi, sonrası. Kestanelerimiz pişti. Ellerimize sağlık. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Günaydın. Hepinize hayırlı hafta sonları olsun. Bugün günlerden cumartesi. Defne'nin bugün okul kursu var. Saat 8:20 geçe okulda olması gerekiyor. Saat şu anda 8:05 var. Onun isteği üzerine kendi istediği bir kahvaltıyı hazırladım. Çünkü çocuk özlemiş. Daha doğrusu kızartmayı özlemiş. Özellikle istedi. Ben de o yüzden yaptım. Sarelle, patates ve sosis kızartması. Hafta arası zaten babası onu çok güzel bir şekilde, organik bir şekilde besliyor. Her zaman yemediği için ben de ona bugün ödül verdim. Kalktı. Dedesi şimdi onu okula götürecek. Deden 8'de kaldır beni dedi. 8'de kaldıracağım. Saat şu 5 dakika var 8'e. Sen 5 dakika içinde iyi ver. 8:20 geçe okulda olman gerekiyor kızım. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu hafta sonları olsun. Hasta olan kardeşlerimize çok geçmiş olsun. Hepimiz hastayız. Bircan kızım da hastalanmış. Dün gece yorumlara gelemedi. Gözüm aradı. Hemen WhatsApp'tan iletişime geçtim. Allah'tan WhatsApp'ım da var yani. Allah'ım, hepiniz keşke WhatsApp'ımda olsanız. Gelemediğiniz zaman sizleri de çok merak ediyorum. WhatsApp'ta olanları öğreniyorum ama olmayanları öğrenemiyorum. Mecburen kanalda söylemek zorunda kalıyorum. Ya da mesaj çekmek zorunda kalıyorum. Allah'ım şifanızı versin. Ortalıkta çok bulaşıcı bir virüs dolaşıyor. Bana da antibiyotik verdi doktor. Ben de ufak tefek bir şey atıştırıp antibiyotik ve ilaçlarımı içeceğim. Bir canımın kızına, prensesimize, Azra'mıza, Barış'ımıza da çok geçmiş olsun. Çocuklarını iyi etti. Şimdi kendi hasta oldu. Fedakar anne. Çok geçmiş olsun diyorum. Allah'ım acil şifanı versin. Bol bol dinlen. Vitamin almaya çalış. Biliyorum ki dinleniyorsun. Vitamin de alıyorsun. Allah'ım yar ve yardımcın olsun ki keşke ayakta durasın. Yavrularına, eşine, evine bakabilesin. Ama öncelik kendine kızım, yavrularına, kendine önem ver, değer ver. Çünkü eşine de aynı önem ve değeri ver. Beslenmekten geliyor her şeyin başı. Dengeli beslenmek çok çok önemli. Vücutta antibiyotik tedavisi olduğu zaman gerçekten bir yandan yapıyor antibiyotik tedavisi, bir yandan organları yıkıyor. Ben de her zaman kullanmıyorum ama sağlık ocağım verdiği için mecburen kullanıyorum 12 saat arayla, günde 2 kere. Bugün Ordu'da havamız karamsar. Bulutların arasında güneş görünüyor hafif hafif.
herhalde güneşli bugün hava. Çünkü hava açacak. Öyle gibi görünüyor. Gece yağmış herhalde. Yerler yine ıslak, nemli, kurumamış. Hepinize hayırlı hafta sonları dilerim. Yavrum Defne'me de, sizin çocuklarınıza da sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve bol başarılar diliyorum. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun inşallah.
Beni izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah'ım razı olsun, benim can bacılarım. Seviliyorsunuz, bilin istedim. Hem de kocaman seviyorum sizlere. Hem de çok seviyorum. Kocaman öpücüklerimi gönderiyorum can bacılarıma, kardeşlerime. Hoşça kalın, dostça kalın. Şükran'ın dünyasında kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum.